Boom, boom, boom. Arkadaş. Yani Dead Ona bir vokali nasıl, yani nasıl mix yaparsın Dead Ona bir vokale? Adam Dead Ona okumuş, tamam mı? Adam Dead Ona okumuş. Solden gidiyor, adam fa'dan okuyor. Veya işte her neyse. Okuması gerektiği notalara basmıyor, alakası notalara basıyor. Yani buna nasıl mix yapabilirsin? Çünkü insan beyni hatalı bir şeye böyle odaklanır, onu düzeltmek için çalışır. Devamlı hatalı bir vokal var ortada. Neyi düzeltebileceksin ki? Beyin dumura vuruyor. Yani adamlar okuyamıyor. Sonra abi öyle çıkıyor böyle. Oğlum sen akordan da gidemiyorsun. Akordan. İşte stüdyodan. Abi işte millet düzeltiyor. Tamam, melodan yapalım o melodan. Ekstra para. Ekstra ödeyeceksin yani. Ben senin bet sesin için 200-250 TL alırım yani. Melodan da yapacaksam seni, ben kargadan yani bülbül yapacaksam, bu bedava da olmamalı o zaman. O abi çok para, o kadar paramız yok. Yoksa öyle çıkacaksın kardeşim. Ya şarkıyı doğru düzgün okuyacaksın. Orasını değiştir. Keman ekle. Onu yap, bunu yap. Yok, hatalı okumuşsun, hatalı. Do basman gereken yerde. Re basmış, re basacağın yerde. Yani bunu hiçbir şekilde düzeltemezsin. Bunun altına keman da koysan, davul da kapatsan, saz da koysan, sazın üstüne bilmem ne de koysan. Mümkün değil. Olmayacak, olmayacak, olmayacak. Ama anlatamıyorum. Yani bu işin yöntemi tabi, ya parayı bayılırsın, düzeltirsin vokalleri, ya da doğru düzgün okursun yani. Başka hiçbir şey seni kurtarmaz. Ne mix kurtarır, ne mastering olmuyor zaten yani, adam okuyamamış. O uğraşıyor baba yani, yapacak bir şey yok. Uçan kuşun da kanadını kıramazsın, adamlar da o kadar yani. Anlatsan anlatamıyorsun. Gelen müşteri, ben de para kazanmak zorundayım. Bana ne kardeşim? Bir noktadan sonra bana ne diyorsun? Çünkü adamlar anlamıyor. Kaç kere söylemez çalışıyorum. Hani kardeşim bak, okuyamamışsın yani. Bunu senin kulağın duymuyor mu? Ama yok abi, ben evde çok iyi okuyordum. Kayıttan sonra öyle. Ulan ne alakası var? Sen evde de kötü okuyordun. Burada da kötü okuyorsun. İyi yoksa iyi çıkacak baba. Okuyamamışsın. Notayı kaçırıyorsun. Yani kulaklığı takınca farklı oluyor. Evet, farklı oluyor biraz tabi. Sen böyle şimdi odanın içine geç, bas bağıra bağıra okuyup kulaklığı takınca bazı olaylar değişiyor mu? Değişiyor. Ama yani okuyacak olan kulaklıkla da okur. Kulaksız da okur. Öyle acayip acayip durumlarla uğraşıyoruz yani. Vallahi acayip acayip durumlarla mücadele veriyoruz burada. Ne diyeyim yani. Bugün erken gideceğim. Almanya'dan Caner'in işim var. Onu yapmam lazım. Caner'in işi de yarına kaldı. Perşembe, cumartesi bilemiyorum. Belki de Bulgaristan'a gidebilirim. Kesin değil. Kesin değil yani. Gidebilirim bir ihtimal. Gitmek istiyorum. Gitsem iyi olur aslında. Gitsem çok çok iyi olacak. Gitmek istiyorum yani. Bakalım. Şu işleri halledeyim. Caner'in çalışmayı yarın hallederim. Benim iki tane kaydım var. Onları yapmam lazım. İşler kalabalık yani. Onları yapmam lazım. Çekilecek iki tane klip var. Çok yani karışık yani olaylar. Bulgaristan'a gidersem iyice olaylar aksayacak. Çünkü 2-3 gün falan orada kalacağım. 2-3 gün falan orada kalacağım. Yani bilemiyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Burada da sıkıldım. Ya stres atmam lazım. Bir farklı bir stres atmam lazım. Soğuk dolmaya başladı havalar. Yani olay o. Sabah erken geldim. Bir arkadaş geldi. Bizim için erken de 12.1 erken oluyor bize. Kayıt aldım, onu mix mastering yine yaptık. Yolladım yani onu. Yolladım.
Başka da bir şey yok yani. Bu şeydeki yazılımı için şey gelmiş. Yeni güncelleme gelmiş efendim. Yeni ses paketleri gelmiş. Onlara bakıyordum. Başka ne yaptım? Kitabı bu Rıza Zelyurt'un Osmanlı'da neydi o? Osmanlı'da Oğlancılık isimli kitabı okuyorum. Acayip acayip şeyler. Doğruysa gerçekten çok ilginç. Arkadaş yani İbnelik Osmanlı zamanında da bayağı bir şeymiş yani. Modaymış yani böyle. Üst sınıf gibi lanse ediliyormuş İbneler. İlginç bir kitap yani. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da. Tabi o da tarihi verilere nereden faydalanmış yazıyor. İlginç bir kitap yani. Onu okuyorum. İşte zamanın yazarlarının nasıl İbneliğe methiye düzdüklerini, nasıl reklamını yaptıklarını şiirlerinde devamlı İbneliği övüyorlar. Çok ilginç. Osmanlı zamanında benim çok acayime gitti mesela. Yani gerçekse tabii. Büyük ihtimalle bakıyorsun gerçek o kadar. Adam bir sürü bilgi veriyor. Hep de tarihi şeyler kafadan atılacak bir şeyler değil yani. Bir yerden edinilmiş bilgiler. Sayılarla, rakamlarla anlatıyor. Hafiften uykum geldi sanki. Şimdi Metin Baba'yı bekliyorum, o gelsin. Onun şarkısını mixini yapacağız, masterını yapacağız. Ondan sonra da eve giderim zaten. Bugün de erken gideceğim. 8-9 gibi evimde olayım. Hep 12'de gidiyoruz birlerde. Bugün ilk defa 9'da evime gideyim ya. Yani. Şöyle bir evimde oturayım. Karıyla çocuklarla bakayım çocuklar. Bir tane çocuğumuz var da. Çocukla oturalım. Konuşalım bakalım ne var ne yok. Çocuğu da göremiyorum bir iki gündür. Bu özel okuldan alanlar psikiyatra götürdüler çocuğu. Parmaklarını, tırnaklarını falan parmağını verdim yani. Yani dikkat de alıyorum 5-20 dakika sonra. Götürdük baba geçen sene psikiyatra götürdük. Adam ilaç yazıyor çocuğa. Ulan çocukta bir şey yok zaten. Neyine ilaç yazıyorsun? Amfetamin. Uyuşturucu veriyor yani. Sentetik uyuşturucu veriyor benim çocuğuma. Vermek istemiyorum. Bakın şimdi özel okulların da çok acayip bir şey var. Özel okul yönlendiriyor hastaneye. Biliyor ki ilaca başlarsa bu çocuk bu diyor. Ölene kadar sağlayacağız bu koyunu biz bir diyor. Bir defa ilaca başladığı zaman çocuğun beyniyle iyice oynanacak. Çocuk böyle mal gibi bir şey olacak yani. O yaşama sevinci gidecek çocuğun içinden. Bunlar bunu istemiyor. Bunlar bunu istemiyor. Bunların istedikleri ne böyle mal gibi bir insan türü. Orada otursun baba, tamam mı? Dinlesin. Geldiğince gelsin. Gittiğince gelsin. Bütün o yani sonuçta insan bazen fazla heyecanlanacak. Hepimiz aynı olamayız ama onların değil. Onların amacı bu sistem. Hep aynı tip insanları gel. Kalk çocuğum kalk. İndir kafanı indir. Robot gibi olma o zaman robot yapın bunların. Alacağım zaten o okuldan da alacağım. Alacağım çocuğu okuldan alacağım iyice kafaya koydum. Çünkü hiçbir bok öğrettikleri çocuk hiçbir şey öğrenmiyor orada. Bir de sadece sinirlerimi bozuyorlar benim. Yani kafamı attırıyorlar sadece bir şey olduğu yok. Çocukta öğrenme güçlüğü var. Bakın. Öğrenme güçlüğü var. Tamam. Dersler ne kadar? Bir tane ders 45 dakika. Tamı tamına 45 dakika. Çocukta odaklanma sorunu var. 15-20 dakikadan sonra odaklanamıyor zaten. Sen kilitlemişsin kafes gibi bir yerde 45 dakika bir şey öğretmeye çalışıyorsun çocuğa. Orada zaten en büyük sorun. Bu 15-20 dakika sonra bunun dikkati dağılıyor. Yani 15 dakika ders, 15 dakika oyun veya yarım saat oyun. Bu böyle bu şekilde olması lazım. Ama yok bunların amacı zaten eğitim falan da değil yani bu kurumların. Bu kurumların amacı gelsin biz aileleri sağlayalım, devleti sağlayalım. İşte ondan sonra an çıkamadığımız yerde
İşte başından çıkamıyor zaten. Öğrenmiyor çocuk. Aa, beni kaçmasın diye ne yapalım? Gidelim hastaneye kaydettirelim. Gelenler geliyor, görüşürüz.